Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ ile sıralı bir yazma kenarını anlatacağım. Oyumuz için düz bobin yazmalık ip kullanıyoruz. Bir de dantel tığısı. Hemen oyama geçmek istiyorum. Sizlerle beraber başlamak istiyorum. İki sıradan oluşan bir oya örneği bu. Şöyle ipimizi tutturuyoruz. Ve devam ediyoruz. Tabii sizler zürafa veya tığ batımı yapacaksınız. Sonra devam ediyoruz. Hemen ipimizi uzatıyorum biraz. İki doluyorum, aralıklı batıyorum. Üç seferde yukarıya doğru çıktım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Biraz ipimi uzattım. Tekrar aynı yere bakın. 3, 4, 5, 6, 7 tane İp uzatıp bir anda topluyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Hemen dönüyorum. Şu örümceğin dibine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 7 tane çekmiş olduğumuz zincirin içine sık iğne ile tutturuyorum. Hep sık iğne. On bir, on iki tane falan dolduruyoruz izleyicilerim. Sonra burada kayma yapmasın diye hemen onu sabitliyorum. Tekrar bir tane ip uzatıyorum. Örümcek. Hemen yine biraz aralıklı batıyorum. Bakın. Şimdi tekrar bir örümcek uzatıyorum. İki doluyorum. Bir, iki doluyorum. Hemen yukarıya doğru. Bir, iki, üç seferde çıkıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir de zincir çektiğimiz yer toplam 7 tane. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane de zincir çekiyorum. Hemen döndürüyorum oyamı. Şu örümceğin başladığımız yere batıyorum. Şurasına hemen. Batıyorum ve bir zincirle dönüyorum. Oyamızın birinci sırası bu izleyicilerim. Yani yazmamızın dört tarafını hep bu şekilde böyle dolduruyoruz. Yine aynı şekilde bakın bir tane ipimi böyle uzattım. Örümcek diyorum. Aralıklı batıyorum. Tekrar şöyle bir örümcek, iki doluyoruz. Böyle aslında hep devam edeceksiniz. Birinci sırası şu şekilde. Hemen ikinci sırasına geçmek istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle şimdi dört tarafını dolandık. İkinci sırasını da şimdi şuradan yine ipimizi kaymamı yapmaması için yine bakın şöyle bir tane örümcek uzatıyorum. Şimdi bu sık iğneli başladığımız yerden devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi sık iğnelerin içine 2, 3, 4 tane trabzan dolduruyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Tekrar 1, 2 zincir veya 3 zincir eliniz sıkı ise 2, 3, 4 tane trabzan dolduruyorum. 2 veya 3 tane zincir çekip aynı dibine batıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir.
Yani 12 tane doldurmuş olduğumuz sık iğnelerin tek tek üzerine trabzanlarla çiçeklerini yapmış oluyoruz. Hiç koparmalı değil değerli izleyicilerim. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir oya. Zaten hep söylüyorum videolarımda da. Sizlere hem güzel hem kolay olanları bulmaya çalışıyorum. Umarım tabi beğenip sizler de yaparsınız. Eğer beğendiğiniz videolarımız varsa beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Sevdiklerinizle paylaşırsanız da mutlu oluruz. İşte Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalında. İşte ben çok beğendim videosunu. Böyle bizleri de tavsiye etmiş olursunuz. Şimdi bakın yine tekrar aynı şekilde bir örümcek yapıyorum. Şuradaki örümceğin dibine batıyorum. Yine bir örümcek uzatıyorum. Yine aynı şekilde bakın 12 tane sık iğne doldurduğum yere geliyorum. Önce tutturuyorum. 1 2 tane veya 3 tane zincir çektikten sonra hemen sık iğnelerin üzerine 4'er tane trabzan yapıyorum. 2 3 zincirli aynı dibine batıyorum. Bir tane papatyamız oldu. Çiçeğimiz, gülümüz nasıl derseniz. Şimdi aynı şurasını da tamamlamak istiyorum. 1 2 3 zincir. İki, üç, dörder tane trabzan. Böyle devam edeceksiniz. Ara ara modelimi de görebilirsiniz yakından, yavaş yavaş. Ben şu çiçeğimi tamamlarken. Dilerseniz iki renk de kullanabilirsiniz. Alt sırasını başka renk, üst sırasını. Dilerseniz benim yaptığım gibi tek renkten de yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız, baktınız yazmanız düz renk, düz renk kullanın ama desenli ise iki renk de kullanabilirsiniz. İçindeki renklerden yazmanın. Bakın şöyle boyamız oldu. Umarım anlaşıldı değerli izleyicilerim. Şöyle iki tane fazla da uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Zaten yazmamız da bitmiş. Ben lacivert yazmam. İçinde beyaz çiçekleri olduğu için ben düz beyaz kullanmayı tercih ettim. Az önce de söylediğim gibi sizler dilediğiniz yazmanızın renginde kullanabilirsiniz ipinizi. Şöyle yakından bakın yazmamızı. Şöyle hemen görün. Lacivert beyaz. Çok kibar oldu. Umarım tabii sizler de beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için her zaman sizlere teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. Yine beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.